Mesaj sevgili üreticilerimiz. Also Başkanı Mehmet Şahin yazılı açıklamasında devletin milli mutabakat içinde kurum ve kuruluşlarıyla koruyucu tedbirler aldığını belirterek bu süreçte ekonominin bu salgından en az zararla çıkabilmesi için bankalara da önemli görevler düşmektedir. İyi günde iş dünyası sayesinde kazanan bankaların bu zor günde de ellerini taşın altına koyması gerekiyor dedi. Şimdi sen Bankaların devlete verdiği dayanışma taahhüdüne dikkat çeken şahin her şeyden önce bankaların şunu bilmesi gerekir. İş dünyası ne kadar güçlü kalırsa onlar da o derece varlıklarını sürdürebilirler. Ancak üzülerek görüyoruz ki bazı bankalar iş dünyasına verdiği sözü tutmamakta ısrar ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız zaten taahhütlere uymayan bankalar için bireysel şikayet haklarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak böyle giderse biz de gerekeni yapacak ve bu bankaları Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kuruluna şikayet edeceğiz dedi eş arkadaşlarımızla birlikte geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi meclis başkanımız da her zaman olduğu gibi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Çay'ın açıklamasında geçtiğimiz günlerde yine iş dünyasının kredi alırken karşılaştığı bazı engellerin girişimleri sonucu ortadan kaldırıldığını hatırlattı. Tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi. İlçemiz Tarım ve Orman Müdür olarak alanyamızda daha önce Tarım ve Hayvan